Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından merhaba, ben Özlem Tınaz. Amerika ve dünya gündeminden derlediğimiz haberlerle bir stüdyo Washington yayınında daha karşınızdayız. Nüfusunun çoğunluğu Müslümanlardan oluşan 6 ülke vatandaşlarına Amerika vizesi verilmesini geçici olarak askıya alan başkanlık kararnamesi 16 Mart'ta yürürlüğe giriyor. Bu kararname daha önce aralarında Irak'ın da bulunduğu 7 ülke vatandaşlarının Amerika'ya girmesini engelleyen kararnamenin yerine çıkarıldı. Ayrıntılar Beyaz Saray muhabirimiz Steve Herman'ın haberinde. Başkan Trump, nüfusunun çoğunluğu Müslümanlardan oluşan İran, Libya, Sudan, Somali, Suriye ve Yemen vatandaşlarına yeni Amerika vizesi verilmesini engelleyen ve bir önceki kararnameyi kapsayan yeni bir kararı pazartesi günü yürürlüğe soktu. Beyaz Saray basın sözcüsü Sean Spicer, Başkan Donald Trump'ı Oval Ofis'te kararnameyi imzalarken gösteren bir fotoğrafı tweet attı. İmza sırasında gazetecilerin fotoğraf çekmesine ise izin verilmedi. Tüm dünyadaki müttefiklerimiz ve ortaklarımız bu kararın radikal İslamcı teröristlerin yıkıcı amaçları için yararlanabilecekleri ve istismar edebilecekleri zayıf noktaları ortadan kaldırmaya yönelik çabalarımızın bir parçası olduğunu lütfen anlayın. Bu kararname yasal olarak oturma iznine sahip olanları ya da Amerika'ya giriş izni olanları etkilemiyor. Herhangi bir yasal kayıt ve düzenleme olmadan seyahat edebilmek evrensel bir hak değildir. Özellikle de ulusal güvenlik tehlikede olduğu zaman. Trump kabinesinden 3 bakan kameraların karşısına geçerek yenilenen seyahat yasağı kararnamesinin ulusal güvenlik açısından önemini vurguladı. Bu kararname ayrıca 120 gün boyunca Amerika'ya yeni mülteci kabulünü de durduruyor. Yenilenen seyahat yasağı kararı açıklanır açıklanmaz, Kongre'nin demokrat üyelerinden ve bazı sivil toplum örgütlerinden tepkiler geldi. Tepki gösterenler kararı ırkçı olarak nitelendiriyor ve ulusal güvenlik raporunda da değinilen vatandaşlık hakkı terör tehditleri arasında değildir ifadesini göz ardı ettiğini belirtiyorlar. Uluslararası Af Örgütü de kararla ilgili açıklamasında nefret ve ayrımcılığı körükleyecektir dedi. Amerikan Medeni Haklar Birliği de Twitter'dan yayınladığı mesajda yeni Müslüman yasağı hala bir Müslüman yasağı yorumunu yaptı. Ocak ayında yayınlanan bir önceki başkanlık kararnamesi, Washington eyaletindeki bir mahkemenin kararıyla durdurulmuş ve Anayasa Mahkemesi'nden geçip geçmeyeceği konusunda beklemeye alınmıştı. Mehmet Sümer, Amerika'nın Sesi, Washington. İnsan hakları örgütleri 16 Mart'ta yürürlüğe girecek kararnamenin ilkinden farklı olmadığını savunuyor. Yasak dışı bırakılan Iraklılar durumdan memnun. Amerika'ya yerleştirilecek Suriyeli mültecilerin ise kafası karışık. Havaalanlarını yeni bir karmaşa bekliyor olabilir. Yeni seyahat yasağı Başkan Trump'ın ilk başkanlık kararnamesinden 6 hafta sonra yayınlandı. İlk kararname sadece Amerika'da değil, birçok uluslararası havaalanında karışıklığa yol açmış ve sonunda federal mahkemelerce askıya alınmıştı. Beyaz Saray eski kararnameyi savundu, yenilenmiş versiyonun sınır güvenliği sürecini hızlandırmak için çıkarıldığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, yasağın ülkeyi teröristlerin girişinden korumak için önemli olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı bu kararnamenin hükümlerini uygulayacak ve Amerika'nın güvenliğine ve refahına tehdit oluşturmadığından emin olduğu mültecileri kabul edecektir. Yeni kararnameyi hızla kınayan Kongre'deki demokratlar yasağın eskisinden farklı olmadığını söylüyor. Çalışmayan bir arabaya yeni bir kat boya geçmeye benziyor. İnsan hakları örgütleri de seyahat yasağında Müslümanlara karşı ayrımcılığın sürdüğünü, bu nedenle yasağın yasa dışı olduğunu savunuyor. Beklendiği gibi ilk kararnameye göre kapsamı daraltılmış, yasal kalıcı ikameti olanlar için yargı süreciyle ilgili bazı sorunlar giderilmiş. Ama ilk kararnamede de gördüğümüz temel anayasal sorun bunda da sürüyor. O da dinsel ayrımcılık. O nedenle mücadelemizi sürdüreceğiz. Amerika'ya yerleşmek için seçilen Ürdün'deki bu Suriyeli aile umudunu kaybetmemeye çalışıyor. Bir yıldır bekliyoruz. Birçok mülakata girdik. Kafamız karışık. Uzun süreçler nedeniyle yorgunuz. Gitmeye hazırız ama engelleniyoruz. Umarım bu yeni kararname bizim için az da olsa bir umut taşıyordur. Yeni kararnamede yasak listesinden çıkarılan Iraklılarsa durumdan memnun. Amerika'ya gidebilecek ve kendimizi kanıtlayabilecek olmak iyi bir şey. Belki bir gün dönüp ülkemize de katkıda bulunabiliriz. Yeni başkanlık kararnamesi 16 Mart'ta yürürlüğe girecek.
Seyahat yasağı bu defa Suriye, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen pasaportu taşıyanları kapsayacak. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington. Amerika'ya göçle ilgili yeni düzenlemenin açıklanmasıyla birlikte Amerika'nın mülteci programının geleceği hala belirsizliğini koruyor. Amerika'nın Sesi mülteciler için açık kapı politikasını savunan Suriyeli bir avukatla konuştu. Bu isim tüm dünyada Suriye'deki trajediyi gösteren o fotoğraf karesiyle de ilgili. 3 yaşındaki Aylan Kurdi'nin Bodrum sahiline vuran cansız bedeni, Suriye'deki mülteci krizinin trajik bedelini de gözler önüne serdi. Aylan'ın teyzesi Tima Kurdi, ailesinin yaşadığı trajedinin uluslararası toplumu harekete geçirme çaresi olduğunu söylüyor. Birkaç ay sonra herkes kendi hayatına geri döndü ve o insanların neler çektiğini unuttu. 1,5 yıl geçti ve ben hala halkım adına konuşmak zorundayım. Doğma büyüme Suriyeli olan Kurdi, Kanada vatandaşı. Daha iyi bir gelecek olasılığı için hayatlarını riske atan mülteciler ve aileleri için avukatlık yapıyor. Hiçbir ülke sınırlarını bu insanların suratına kapatmamalı. Bu mülteciler IŞİD'den, terörden kaçıyorlar. Kaçanlar terörist değil. Çocukları olan aileler ve gidecek bir yerleri yok. Bir savaş ülkesinden kaçmaya zorlandılar. Kendi seçimleri değil ve kimse bu seçimi yapmak zorunda kalmamalı. Hawaii eyaletinden Kongre üyesi Tulsi Gabbard, Kurdi'nin destekçilerinden. Suriye'de rejim değişikliğine karşı olan Gabbard, Amerika'nın muhalif gruplara maddi desteğini yasaklayacak bir tasarı sundu. Tima, Trump'ın konuşması sonrasında tedbiri elden bırakmamakla birlikte umutlanmış durumda. Bunu sona erdirmek için siyasi bir çözüm bulmalıyız. Ve umuyorum Başkan Trump da rejim değişikliğini desteklemekten vazgeçerek bu insanların çektiği acıları sona erdirecek siyasi çözümü bulur. Mehmet Sümer, Amerika'nın Sesi, Washington. Sırada Amerikan basınından özetler var. Ege Cansu Saçıkara bugünkü gazetelerde öne çıkan konuları özetleyecek. Seni dinliyoruz Ege. Özlem, evet, Amerikan basınının bugün üzerinde durduğu iki haber var. Bunlar Wikileaks'in Amerikan Merkezi İstihbarat Dairesi CIA'in siber casusluk yöntemlerini açıklaması ve de Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi Parti kanadının hazırladığı yeni sağlık hizmetleri yasasının yarattığı tartışmalar. Washington Post, Wikileaks'in yayınladığı siber casusluk belgelerinin miktar ve etkisini Edward Snowden'ın sızdırdığı Ulusal Güvenlik Dairesi NSA belgeleriyle eşdeğer olarak nitelediğini bildiriyor. Ancak Post, Snowden belgelerinin milyonlarca Amerikalı hakkında veri toplayan dev casusluk programlarını açığa çıkardığı, Wikileaks belgelerinin ise birçok uzmanın zaten varlığından şüphe duymadığı siber casusluk yöntemlerini açıkladığı yorumunda bulunmuş. Washington Post'a göre CIA'yı, Beyaz Sarayı ve diğer hükümet dairelerini hazırlıksız yakalayan Wikileaks sızıntısı, Amerikan hükümetinin sırlarını gizleme becerisinin sorgulanmasına yol açıyor. Post, güvenlik ve istihbarat uzmanlarının sızıntıyı CIA için çok büyük bir kayıp olarak nitelediğini belirtmiş. Post'a göre Wikileaks'in ortaya çıkardığı güvenlik açığı, Amerika'nın başta IŞİD ve diğer terör örgütleriyle mücadelesine, Çin, Rusya ve İran gibi ülkelerle siber alanda rekabet etme becerisine, Amerikan istihbarat örgütlerinin misyonlarını yerine getirme kapasitesine büyük darbe indirebilir. Post ayrıca geçtiğimiz Ekim ayında seçim kampanyası sırasında Wikileaks'i çok seviyorum şeklinde açıklamalar yapan ve CIA'yı sürekli eleştiren Başkan Trump'ın Wikileaks'in Amerika'nın sırlarına yönelik bu son saldırısı karşısında zor duruma düşeceği yorumunda bulunmuş. Washington Post ayrıca CIA'nin siber casusluk kapasitesinin ne kadar geniş kapsamlı olduğu ile ilgili bir değerlendirmeye de yer vermiş. Değerlendirmeye göre Wikileaks'in sızdırdığı son belgelerin en şaşırtıcı yanı, CIA'nin internet ağ yönlendiricileri, bilgisayarlar, akıllı telefon ve televizyonlar gibi modern gündelik yaşamın ayrılmaz parçaları haline gelen eşyaların teorideki zafiyetlerini pratiğe geçirmeye başarması. Wikileaks'e göre CIA ayrıca otomobil ve kamyonların bilgisayarlı kontrol mekanizmalarına da girip giremeyeceğini araştırdı. Wikileaks bu çabaların faili meçhul suikastler düzenlemede kullanılabileceğini iddia ediyor.
yüz milyonlarca insanın her gün kullandığı güçlü kriptolama sistemlerine sahip olduklarını iddia eden popüler mesajlaşma programları ve sosyal medya platformlarının da hedef haline gelmesi istihbarat çevrelerini kaygılandırıyor. New York Times ise Cumhuriyetçi Parti'nin Obamacare olarak bilinen ve dar gelirlere sağlık sigortası imkanı sunan sağlık reformu yasasının yerine getirmeyi planladığı yeni yasanın muhafazakarlar arasında da tartışma yarattığını yazmış. Habere göre tasarıya blok halinde karşı çıkacağına kesin gözüyle bakılan Demokrat Parti'ye bazı cumhuriyetçilerin katılmasıyla tasarının onay sürecinin tehlikeye girmesi söz konusu. Muhalif cumhuriyetçiler tasarının Obama'nın yasasından çok da farklı olmadığını, Obamacare'in ana hatlarını taşıdığını ve hükümetin sağlık sigortası piyasasına Obama döneminde olduğu gibi müdahil olmaya devam edeceğini öngörüyor. Amerikan basınına aktaracaklarımız böyleydi. Söz yeniden sende Özlem. Teşekkürler Ege. Hemen hatırlatalım. Amerikan basınından öne çıkan haberlerin özetlerini hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz. Yılından bu yana Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkan Yardımcılığı ve Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Direktörlüğü görevini sürdüren Cihan Sultanoğlu, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla New York stüdyolarımıza konuk oldu. Sultanoğlu, Aslı Pelit'in kadınların sorunlarına ve başarılarına ilişkin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e gönderdiği en başarılı kadınsınız. Bize biraz bu pozisyona yükselişinizin ve kariyerinizin hikayesini anlatabilir misiniz? Memnuniyetle çok teşekkür ederim her şeyden önce davetiniz için. Söylediğiniz gibi Birleşmiş Milletler'de çok uzun bir geçmişim var. Biraz tesadüfi oldu doğrusunu söylemem gerekirse. New York'ta Columbia Üniversitesi'nde lisansüstü çalışmalarımı yapıyordum. Ekonomi ve kalkınma konusunda. Yani kalkınma konusuna çok herhalde genç yaşlarımdan beri ilgi duydum. Ve BMY'de master çalışmalarım sırasında bir stajyer olarak girdim. Ve gördüğüm şey çok hoşuma gitti. İlk görevim Afrika'daydı. Daha hiç önceki hayatımda Afrika'da olacağım aklımın ucundan bile geçmemişti. Çok güzel fırsatlar yaşadım. Arap ülkelerinde, Asya'da, söylediğim gibi Afrika'da, en son olarak da Litvanya, Belarus'ta görev yaptım. Her ülke çok farklı. Her ülkenin değişik tabii özellikleri ve değişik öncelikleri var. Yani 30 yılı geçmiş bir süreden beri BM'de olmama rağmen her bulunduğum yer başka bir görev gibiydi sanki. Çeşitli ortamların yarattığı farklılıklardan kendimin de çok şeyler öğrendiğimi sanıyorum. Tabii bu görev sırasında ben de genç bayanlara elimden geldiğince yol göstermeye, öncelik vermeye çalıştım. Eğer hem kalkınma konusunda hem de bir takım kadınların hiç olmazsa bu sektörde daha iyi yerlere gelebilme konusunda bir takım katkılarım olduysa çok memnunum, mutluyum. Genel olarak Birleşmiş Milletler dahilinde belki de geleneksel anlamda daha çok erkeklerin egemen olduğu pozisyonlarda daha sıklıkta kadınları görebiliyor muyuz son dönemlerde? Son dönemlerde özellikle kadınların tabii BM içinde de önemli bir yeri olması konusunda büyük adımlar atıldı. Gerek önceki genel sekreter olsun, gerek şimdi Antonio Guterres genel sekreter olsun. Hakikaten kadınların BM'de karar verme düzeyindeki pozisyonlara ulaşması için büyük destek veriyorlar. Tabii bu bence UN içinde de BM içinde de politik bir karar. Yani bu politik karar olmadan ve kadınlara gelişmeleri için kariyerlerinde yollar açılmadan mümkün değil kadınların ilerlemesi. Tabii BM bir organizasyon olarak kadın erkek eşitliği üzerine çok çalıştığı için tabii bir bakıma da kendi söylediklerini uygulamak zorunda. Tabii. Onun için güzel gelişmeler oldu. Tabii BM'de gördüğümüz aslında hani genç
bayanların girmesi konusunda kolay, yani çok zorluk olduğunu sanmıyorum. Fakat kariyer yapabilmek o kadar kolay değil. Özellikle benim programımda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nda dışişleri gibi çok yerlerde bulunmanız gerektiği için aile açısından, çocukların eğitimi açısından bazı sorunlar olabiliyor. Tabii bu konularda kadınlara destek vermek lazım ki kariyerlerine devam edebilsinler. Bunun da gittikçe daha çok uygulandığını görüyoruz. Yani benim başladığım BM ile şimdiki başladığım BM çok farklı kadınlara açtıkları kapılar açısından. Evet, zaten genel olarak düşündüğümüz zaman kadınların bu çocuk ve aile kurmasını, kariyerlerinin önüne geçirmek ya da ters olarak kariyerlerini çocuk önüne koymaları her zaman bir ikilem oluşturuyor kadınlar için. Evet, maalesef o ikilemler umarım ileride tamamen kalkacak. Fakat bu hepimizin vermesi gereken bir mücadele. Tabii kadınların da işe başladıkları zamanda pek ayrıcalık istemeleri de uygun değil. Hepimiz profesyoneliz, hepimiz aynı şartlar içinde çalışmamız gerek. Fakat bazı konularda destek çok önemli. Özellikle belki kadınların sayılarını artırıncaya kadar. Yani BM'de yani kadın erkek eşitliği çok önemli sayılar açısından. Yani %50 kadın, %50 erkek memur olması gerekiyor. Çok herhalde az, nadir görülen bir durum bu ama ne güzel ki Birleşmiş Milletler bu seviyeye teşekkür getirmiş ederim. Kadınların partisipasyonunu. Evet, tam yani orada değiliz ama yaklaşıyoruz. Yeni dönemimizde yeni bir genel sekreter var, Antonio Guterres. Kendisi tabii ki de öncelikle mülteci sorununa değindi. Göreve geldiğinden beri bu konuyu konuşuyor. Sizin bu konudaki çalışmalarınız ve kadın mültecilerle ilgili olan çalışmalarınız bu dönemde nasıl olacak? Biz tabii BM olarak özellikle benim çalıştığım Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olarak kadın mültecilerin sorunlarına çok ilgi gösteriyoruz. Bildiğiniz gibi şu anda dünyada maalesef 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en yoğun insan hareketliliğini görüyoruz. 65 milyon kişi çeşitli nedenlerden dolayı yerinden olmuş durumda. Kimi göçmen, kimi mülteci, bunların da çeşitli nedenleri var. Her iki mülteciden birisi kadın. Tabii özellikle kadın ve kız çocuklarının önlerine çıkan zorluklar ve tehlikeler daha farklı, daha büyük. Bunlar bulundukları yerlerden, güvensizlik dolayısıyla çatışmalardan, savaşlardan, yoksulluklardan kaçarken bazen daha büyük sorunlarla karşı karşıya geliyorlar. Suç çeteleri var, insan kaçakçılığı var. Bazen kız çocukları özellikle aileleri tarafından mülteciyken erken evlendirilmek zorunda kalıyorlar ki başlarında birisi bulunsun şeklinde. Tek başına olan kadınlar çocuklarını korumak için inanılmayacak tekliflerle karşılaşıyorlar. Bunları biliyoruz, gazetelerde okuyoruz. Aynı zamanda kamplarda, mülteci kamplarında her yerde güvenlik maalesef istediğimiz düzeyde değil. Böyle durumlarda kadınlar gıda toplama yerlerine giderken veya sağlık sistemlerine ulaşmak isterken de bir takım tehlikelere maalesef maruz kalıyorlar. Bizim BM olarak çalışmalarımız özellikle 3 konu üzerinde yoğunlaşıyor. Birincisi mültecilerle, göçmenlerle karşı karşıya gelen kişilerin, sınır muhafızları olsun, polisler olsun, yerel görevliler olsun, hizmet veren herhangi bir kişi olsun, bunların eğitilmesi gerekiyor. Özellikle kadınların ihtiyaçları konusunda. Bunların mesela cinsel taciz, kadınlara karşı veya cinsiyet temelli şiddete karşı eğitilmeleri gerekiyor ki bunları anlayabilsinler ve gerekli hizmeti verebilsinler. Yani kadınların bu mağdur durumuna ilk başından başlamak gerekiyor. Travma danışmanlığı çok önemli, psikolojik destek çok önemli. Eğer çocuklar, kız çocukları yalnızsa, herhangi bir şekilde yalnız kalmışlarsa bunlara koruyucu atanması çok önemli. İkinci olarak da
uluslararası standartların, uluslararası yasaların uygulanması için çalışıyoruz. Çoğu zamanda kadınlar herhangi bir şekilde hukuka erişebilmekten de uzaklar. Özellikle mülteci, göçmen kadınlar çok zayıf durumlarda kalabiliyorlar. Onun için bu uluslararası standartların uygulanması çok önemli. Üçüncü olarak da söyleyebileceğim şey, bu konulara yönelik programlara destek verilmesi. BM bildiğiniz gibi bütün üye devletlerinden aldığı kaynaklarla görevini yerine getirebilen bir kuruluş. Onun için bu programların desteklenilmesi maddi olarak da son derece önemli. Dünyada kadın hakları konusunda genel bir tablodan bahsedebilir miyiz? Nerede şu evet, anda kadın hakları? Evet. Sadece mültecilerin durumun tabii ki de çok daha zor. Evet. Peki mülteci olmayan kadınların evet, dünyadaki statüsü nedir, hakları nedir? Evet, belki sizi şaşırtacağım. Ama son 20 yılda gerçekten büyük ilerlemeler oldu kadın erkek eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda. Mesela okula giden kız çocuklarının sayısı çok arttı. Son işte 1990'lardan beri neredeyse 30 yıl olacak. Okula gitmeyen kız çocuklarının sayısı yarı yarıya azaldı. Bu da bize büyük bir bilinçlenme olduğunu gösteriyor. Hükümetler artık kabullendiler kadınların güçlenmesi, kadın erkek eşitliği gerçekten de toplumsal refah ve esenlik için çok önemli. Bir ülkenin gelişmesi için çok önemli. Politikaya atılan veya iş hayatına atılan kadınların sayısı arttı. Demin BM'den bahsediyoruz. Aynı şekilde siyasette olsun, ekonomide olsun kadınlar gerçekten de karar verme düzeylerine eriştiler çoğu yerde. Parlamentoda kadınların dünyada temsili %23 kadar. Bu da yani çok parlak bir sayı olmasa da çok kötü de değil. Tabii biz %50 istiyoruz en azından. Ama bunlar olan gelişmeler. Demin gene cinsel temelli şiddetten bahsediyorduk. Eğer 20-30 yıl öncesine bakarsak bunlar özel konular sayılırdı. Şimdi pek çok ülkede insan hakları olarak kabul ediyor şiddetten korunmak. Özellikle kadınların, kız çocukların aile içindeki şiddetten korunması. Ve bu konuda çok ülkelerde yasalar var, korunmalar var. Bu işlerle uğraşan çok kişiler var. Yani genel olarak yani bir bilinçlenme görüyoruz. Ama biraz eşelersek durumu, kadınların parlamentodaki, meclislerdeki temsilinde gördüğümüz gibi o kadar parlak değil. Kadınların parlamentolardaki %50 eşitliği yok. Özellikle bakan düzeyinde kadınların sayısı pek çok ülkede çok çok az. Tabii her zaman bunun haricinde olan durumlar var fakat genelde çok az. Kadınların iş hayatına katılmasından da bahsettik. Fakat kayıtlı iş gücündeki kadınların iş yani çalışma oranı neredeyse yarı yarıya. Halbuki erkeklerin 1/4 yani kayıtlı olarak iş gücüne kayıtlı erkeklerin 1/4 çalışabiliyorlar. Bunlar önemli eksiklikler. Tabii her yerde gördüğümüz gibi aynı işi yapan kadın ve erkek aynı ücreti almıyorlar. Aşağı yukarı kadınların ücreti erkeklerin ücretinin 1/4 kadar. Aynı şekilde görüyoruz ki hala kadınlar erkeklerden daha çok çalışıyorlar her yerde. Evde olduğu gibi. Hı hı. Bakım işleri, ev işleri. İki işleri var her zaman. Evet, bunları gene kadınlar sürdürüyorlar. Yani kadınların aynı zamanda ücretsiz çalışmaları da çok fazla. Kadınlar erkeklerden bu söylediğimiz durumlardan dolayı neredeyse 2,5 kat daha fazla ücretsiz çalışıyorlar.
Tabii bütün bunlar büyük eşitsizlikleri gösteriyor. Kadının ve erkek eşitliği konusundaki uçurumları gösteriyor. Şiddet konusunda mesela demin verdiğim güzel gelişmelerin şimdi bardağın öbür tarafı yarı dolu yarı boş kavramıyla dünyadaki kadınların her üçünden biri hayatları boyunca tacize, şiddete maruzlar ve işin acıklı tarafı da bu şiddetin büyük bir kısmı ya hayat arkadaşları tarafından ya da bir aile ferdi tarafından. Tabii bu gösteriyor ki daha yolun çok başındayız. Mali krizler, ekonomik krizler olduğunda da görüyoruz tabii hem kadın erkek, herkes sıkıntı çekiyor. Herkesin yaşam düzeyi maalesef azalıyor. Fakat kadınlara baktığımızda durum daha da kötü. Yaşlı kadınlar, ailelerinden sorumlu yani aile reisi olan kadınlar herhangi bir şekilde krizlerden çok daha fazla etkileniyorlar. Kadınların bu durumlarda da sosyal koruma mekanizmalarına erişmeleri erkeklerden daha zor. Yani çok çok daha yapacağımız şeyler var ve bunları yaparsak yani kadın erkek eşitliği gerçekten de bütün eşitliklerin sanki başında gibi bunu yapabilirsek pek çok konularda da ilerleme göstereceğimize yani kişisel olarak inanıyorum. Sizin de 8 Mart kadınlar gününüz kutlu olsun. Evet 8 Mart bütün kadınlara kutlu olsun. Sizin de kutlu olsun. Belki önümüzdeki yıl tekrar aynı konuşmayı yaparsak bir takım şeyler daha iyi gitsin diyelim. Evet umuyorum öyle olur. Umudumuz olur. Rakamlar yükselmiş olur seneye. Evet. Stüdyo Washington burada sona eriyor. Haber ve söyleşilerimiz internette amerikanınsesi.com adresinde. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.